Merhaba arkadaşlar, karala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Bitcoin'in bu haftaki açılışından sonraki hareketlerini değerlendireceğiz arkadaşlar hep beraber. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, diğer videolarımda da diğer yayınlarımda da, eğer katıldıysanız bilirsiniz ki ben e, her zaman şunu söylemiştim bizler için. Ne demiştim arkadaşlar? Şöyle bir seviye vardı, 23.000 seviyesi bizler için çok önemliydi. Bu seviyeyi geçtiğimiz zaman olası bir yükseliş trendine kapılabileceğimizin bilgisini vermiştim bizler her zaman. Long işlemlerimiz için bu seviyeyi gözetliyorduk Ve ne oldu arkadaşlar Bu seviyeyi geçmiş olduk Hatta şöyle isterseniz haftalık açılışımızdan sonra Neler yaşadığımıza bakalım Bunlar Fibonacci'nin en önemli noktalarının Haftalık açılışlarına göre düzenlenmiş Periyotlar arkadaşlar Bakın haftalık açılışımızı bizi yapar yapmaz Ne olmuş Bitcoin yukarı doğru bir sıçrayış sergilemiş Buradaki bizim haftalık açılış Direncimizde 22.300 sıralarıymış Burayı gayet güzel bir şekilde kırmış Daha sonra satış baskısından dolayı aşağı yönlü gitmiş arkadaşlar. Şunu söyleyeyim. Yukarı doğru tırmanış hızlı bir şekilde olmayacak. Bunun sebebi de şu. Yukarıdan yukarı taraflardan alan kullanıcılar ellerinde zararlı bir şekilde şu anda bitcoinlerini tuttukları için altcoinlerde de aynı durum geçerli. O yüzden sürekli kafasına vurulacak bitcoinin ve bundan dolayı her çıkışın mutlaka bir düşüşü olacak bizler için. Daha sonrasında ne olmuş? Bu seviyeyi daha sonra tekrar bitcoin kırmış arkadaşlar. Bakın çok ciddi bir süre çok arada. Birer gün var. Bir gün sonra tekrar kırmış. Daha sonrasında yine güzel bir yükseliş yapmış. 24.000 civarlarında kapanışı yapmışız. E, gün ortasında kapanış dediğim yani gün ortasında en yüksek bu seviyeleri görmüşüz. Daha sonra tekrardan haftalık direncin üzerinden destek alıp yukarı doğru bitcoin devam ediyor. Peki ne olacak? Şu anda bizim kendi teknik analiz indikatörümüzde şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu indikatörü de ulaşmak isterseniz alt tarafta videonun açıklamalar kısmında telegram kanalımız var. Telegram kanalımızdan bu e, indikatörün eğitim serisi var. Fiyatı da gerçekten çok ucuz tuttum. Şu anda uygun tuttum. Bu indikatörü de o şekilde eğitim ile beraber sahip olabilirsiniz. Haftalık açılış bakın bizler her zaman indikatörü bilmeyenler için söyleyeyim. Üst taraftaki direnç çizgisinin hemen üzerine long. Aynı şekilde alt taraftaki destek çizgisinin bulut yeşilse seher. Alt tarafına hemen short atıyoruz. Bakın burada gayet güzel 4 saatlik de yeşil trende yakaladık. Bu bizim için ne ifade ediyor arkadaşlar? Biz ne zamandan beri trende giremiyoruz? Yeşil trende giremiyoruz. Yani yükseliş trende 44 binden beri bizler yeşil ışık yakmamıştı bizlere Bitcoin. Bu gerçekten umut dolu bir durum. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Alt taraflarımız şu anda sağlam. Evet osilatör hacim osilatörünü gördüğümüz zaman alt taraflarının sağlam alıcıların baskılı olduğunu görüyoruz. Fakat şunu söyleyeyim dediğim gibi elinde alan çok fazla bekleyen kullanıcı olduğu için coin çok fazla bekleten kullanıcı olduğu için zararına da olsa bu seviyelerden satışlar gelecek. Peki kısa vadede ne olacak? İsterseniz bir de 15 dakikalıktaki durumumuza bir bakalım. 15 dakikalıkta da tabloda biraz daha rahat görebiliyoruz. Tabii ki de bakın burada neler olmuş. Bizleri fake dojiler her zaman karşılıyor. Fibonacci'nin en önemli destek seviyelerini sürekli indikatörümüz bizim. E, hareketli bir şekilde oynattığı için bakın buralardan dojiler kır, kırılım yapıyor. Kırılımın üzerinde tutunamadığı için fiyat tekrar aşağı yönlü devam etmiş. Trendi de ne zaman kırmış? Hatta trend kırılımlarını da şuradan rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın yeşil bulutun altına çok kuvvetli bir şekilde trend kırılımı oluyor. Burada da bakın tekrar bir trend kırılımı olmuş. Fakat bulutun çok üzerinden bir kırılım olduğu için gücü yetersiz kalmış. Ondan dolayı tepki alıp yükselmiş. Ve kısa vadede de durum bu şekilde arkadaşlar. Kısa vadede şu anda shortta devam ediyoruz. Olası bir yükselişin sembolü bizim için şu anda 23.089 civarlarından tekrardan long kaçabileceğimiz kısa vadeli long kaçabileceğimiz dönem burası. Bitcoin'de durum bu şekildeydi arkadaşlar. Kısa ve uzun vadeli Bitcoin analizimizi sizlerle beraber bu şekilde yaptık. Günlük açılış periyotlarına şu anda yaklaşması imkansız durumda. Bunun en son günlük direncine yaklaşıp zaman zaman 19 Temmuz'da 19 Temmuz'da da bakın direnci kırmayı çok zorlamış fakat kıramamış yeni açılan bir günde de bir önceki günün direncinin üzerine çıkmaya başarmış fakat tekrardan aşağı yönlü olmuş Bitcoin'in durumu. Buradan da daha detaylı bakacak olursak haftalık açılış Fibonacci periyoduna da görmüş olduğunuz gibi Burada tamamen kusursuz bir destek alıp yukarı yönlü devam etmiş. Kırılımları fark ettiyseniz bakın çok kuvvetli bir şekilde kırmaya çalışıyor Bitcoin. Çünkü Bitcoin'in dominesi altcoin'lerde çok yüksek olduğu için altcoin'leri de hareket kazandırmak açısından Bitcoin kullanıcıları şu anda yönünü hızlı bir şekilde ilerletme durumunda. Hazır Bitcoin'e bakmışken arkadaşlar bir de Ethereum'a e bakalım. Ethereum'un durumu da Bitcoin aşağı yukarı domina fakat Ethereum'da bakın günlük haftalık açılış periyodunun direncinde takılıp kalmış ve dirençten sekip aşağı yönünü devam ediyor. Ethereum'da da kısa vadede arkadaşlar şu anda yeşil bulut yanmış durumda. İndikatör kullanıcıları e, tabii ki de bunlara çok daha önceden erişiyor. Nedeni şu dediğim gibi kırılımlar çünkü çok düzenli olduğu için rahatlıkla erkenden bu şekilde görmüş olduğunuz gibi öngörebiliyorlar. Bakın buralardan long işlem açtığınız zaman gayet güzel bir işleme giriş periyodu olmuş bizler için. Tabii ki de bunun şu şunu söyleyeyim. Sizler eğitimine almadığınız için eğitimde bahsediyorum. Mesela bulut şu şekilde kısayken herhangi bir işlem yapmıyoruz. O yüzden dediğim gibi bunlara her çizginin üst tarafından long ya da short giriyoruz diye bir kural yok. Bu şekilde durumlarda da tabii ki de fake dojiler bizi yanıltabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Ethereum'da durum şu anda yeşile yanık arkadaşlar. Dediğim gibi e, hacim süretöründe fiyatlar gayet güzel. Ethereum'da aynı şekilde günlük destekten aç periyotlarına çok ciddi anlamda bir yaklaşım yapmıyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.